Günaydın. Bugün 7 Mayıs Cuma. Haftanın son iş günündeyiz. Bakalım neler yansıyacak güne ve gündeme. Birlikte bakalım. Ben Narden Bingöl. Yayındayız. Ekibimiz de hazır. Başlayalım. Nerelerdeyiz? Facebook ve YouTube'dayız. Aramıza katılabilirsiniz. FM 100.1, 102, 90.6, 89.6 frekanslarındayız. Yayınlarımız eş zamanlı olarak başladı. Gazete manşetleriyle başlıyoruz. Manşetlerdeyiz bakalım. Diyalog gazetesiyle başlıyoruz. Aynen devam dedi gazete. Anneler gününde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Bayramda ise saat 21'e kadar kısıtlama olmayacak. Anneler gününde kısıtlama Sağlık Üst Kurulu. Dün koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı ek tedbirleri açıkladı. Bakalım tedbirlere. Kurul pazar gününe denk gelen anneler gününde sokağa çıkma yasağının sürmesine karar verdi. Ramazan bayramında ise sokağa çıkma yasağı saat 21'de başlayacak. Ancak Luna Park gibi eğlence yerleri açılmayacak. Ziyaretler ise kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında gerçekleştirilecek. Birçok işletme kapalı kalacak yine kararlara baktığımızda. Açılım kapsamına ise sadece gece kulüpleri ve internet kafeler alındı. Kurul 18 Mayıs'ta internet kafelerin, 27 Mayıs'tan itibaren de gece kulüplerinin açılmasını kararlaştırdı. Uzun süredir kapalı olan sinema salonları, kasinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları gibi birçok işletme hakkında ise karar üretilmedi. Pazartesi, cumartesi saat 21, sabah saat 5 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ancak 27 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkma yasağı hafta içi 22.30, sabah saat 5 arası uygulanacak diye aktarıldı. Trafik kazası haberi var. Trafik kazası haberi. Kaza sonrasında alev alan lüks araç kısa sürede yanmaya başladı, kül oldu diye ön sayfada görüyoruz. Aktarıldı. İki Rum partisi Tatar Saner ve bakanların elindeki Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptalini istiyor. Yasa değişikliği önerdiler diye bir haberi görüyoruz. Güney Kıbrıs'tan bir haber yine sokağa çıkma yasağı. 23 sabah saat 5 arasında uygulanacak. Güney'de de yeni önlemler açıklandı diye aktarıldı. Kafasına taşla vurdular. Bir başka haber. Turgut Umarları ciddi şekilde yaralayan biri 17, diğeri 21 yaşındaki iki genç tutuklandı haberi de var. Yine ön sayfada gördüğümüz. Diyalogta noktalayalım. Güneş Rum operasyonu diye gazete manşetini paylaştı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar iki devletli çözümü ortaya koymalarından rahatsız olan bazı çevrelerin son günlerdeki yayınlarına dikkat çekti. Rum operasyonu başlığını kullanıyor gazete. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in açıklamalarıyla bazı gazetelerde yer alan şahsına yönelik iddiaları yanıtladı. Yazılı bir açıklama olduğu aktarılıyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması şöyle. Cenevre'de gerçekleşen gayri resmi 5+BM toplantısında halkımız ve bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye tarafından desteklenen eşit egemen iki devletin işbirliğine dayalı önerimizi müzakere masasına koymamız büyük yankı yaratırken Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türk halkına ve şahsıma karşı büyük bir operasyon başlattığını görmekteyiz. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Paskalya mesajında Kıbrıs Türklerinin Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vatandaşları olduklarını ileri sürerken, daha sonra yaptığı açıklamada da gerçek dışı iddiasını güçlendirebilmek için 97 bin Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğiyle pasaportu aldığını açıklamış ama bunun nedenlerini gizlemiştir. Bunun nedenlerine bakmakta ve Rum zihniyetini anlamakta büyük yarar vardır. 1963 yılının Aralık ayında Enosis hedefli olarak başlayan Rum saldırıları sonrasında Kıbrıs Türkleri eşit kurucu ortağı oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoruyla dışlanırken bütün hak ve hukuku da gasp edilmişti. Bu hak ve hukuk gaspı günümüzde de devam etmektedir.
Bunun yanı sıra Kıbrıs Türklerine yönelik haksız ambargolar ve izolasyonlar uygulanırken seyahat özgürlükleri de engellenmektedir açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Sürmanşete bakalım. Beşinci kol faaliyetleri var. Sürmanşet haberi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir kitleyi propaganda ve casusluk faaliyetleriyle ele geçirmeye çalıştığına dikkati çekti diye aktarılıyor. Beşinci kol faaliyetleri var başlığıyla verildi haber. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum hükümetine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde propaganda ya da casusluk yoluyla bir kitleyi ele geçirmek anlamını taşıyan 5. kol faaliyetler yürütmekte olduğunu vurguladı diye haber sürmanşetten aktarıldı. Logo kenarına geçelim. Çavuşoğlu belgelerle dönüşümlü başkanlığı reddettiklerini masaya koydu açıklaması var. Hürriyet gazetesi Rum tarafının son günlerde neden daha da saldırganlaştığını yazdı diye aktarılıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'nin açıklamalarını gazete paylaştı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cenevre'de Rum lider Nikos Anastasiadis'in Crans Montana'da 2017 yılında yapılan toplantılarda dönüşümlü başkanlığı reddettiğini ve iki devlet istediğini belgeleriyle masaya koyduğunu yazdı diye gazete haberi aktarıyor. Tabii ayrıntıları iç sayfalarda. Maliye Bakanı Oğuz mecliste yanıtladı. Gelen kaynağın 226 milyon 528 bini bütçeye girdi diye Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un açıklamaları var. Türkiye'den gelen 430 milyon TL kaynağın 226 milyon 528 bininin bütçeye girdiğini anlattı. Ay sonundaki kaynak açıklarının sadece maaşlarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade ediyor Bakan Oğuz'un açıklamalarına baktığımızda. Ay sonuna denk geldiği için bu şekilde anlaşıldığını kaydetti. Oğuz, maliye gelirlerinde beklendiği gibi bir gerileme olduğunu, ödemelerin bir kısmının ötelenmek durumunda kaldığına yönelik bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Rum talepleri mantık dışı dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını da görüyoruz. Yine ön sayfaya yansıyan. Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu Çavuşoğlu. Maas'la Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Birleşmiş Milletler öncülüğünde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs konulu konferans dahil birçok konuyu ele aldıklarını belirtti. Çavuşoğlu tüm bu konularda Almanya'nın yapıcı ve sağduyulu yaklaşımının devam etmesini arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ikili ilişkilerimizi geliştirmeye çalışırken bölgesel konularda da Almanya ile işbirliğimizi sürdürme konusunda kararlıyız açıklamasını yaptı. Tarımsal sulama konusunda takvimlendirme çalışması yapıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi kapsamında iletim tüneli, Güzellürt ve Mesarya Ovaları sulama çalışmalarıyla ilgili Ankara'da bazı temaslar yaptı. Temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü Bakan Çavuşoğlu. Dün sabah ülkeye döndü, temaslarını tamamladı. Tıp İş'in eylemi sona erdi. Sağlık Bakanı Ünal Üstel Tıp İş heyetiyle bir görüşme yaptı. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada Tıp İş'in eyleminin sona erdiği bildirildi. Bakan Üstel, 2017'den bu yana sözleşmeli olarak çalışan hekimlerin kadrolarının oluşması ve mülakatların açılması için Sağlık Bakanlığı'nın kısa sürede yaptığı girişimlerin sonuçlandığını, kadroların oluşması ve mülakatların açılması işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Bakan Üstel'in açıklamalarıyla haber paylaşıldı. Üstel, ek mesailerin bir kısmının ödenmiş olduğunu, geriye kalan kısım içinde Maliye Bakanlığı ile görüşülerek istişarenin yapıldığını belirtti diye gazete aktarıyor bakanın açıklamalarını. Vatan Gazetesi de Sağlık Bakanlığı yeni kararları açıkladı dedi. Düğünler 27 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. Sağlık Bakanlığı
Önceki gün toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı yeni kararların uygulanmasını kararlaştırdı. Buna göre pazartesi, cumartesi saat 21 ila sabah saat 5 arasında ve cumartesi saat 21, pazartesi sabah saat 5 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ramazan Bayramı dolayısıyla bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için 12 Mayıs'ta 6 uçuş, 13 Mayıs'ta 4 uçuş charter sefer düzenlenmesinin uygun görüldüğü belirtildi. Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak olan nişan, nikah, düğün, sünnet gibi törenlerin 27 Mayıs'tan itibaren yapılmasına karar verildi. 9 Mayıs Pazar günü Anneler Günü olması nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere çiçekçilerin sadece çevrim içi yani online olacak şekilde sipariş ve kapıda teslim şeklinde hizmet verebilecekleri açıklandı. Ülke bulaşın tekrar artmasını engellemek amacıyla bayram ve aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanması uygun bulundu. Gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süreyle merkez karantinada kalmaları kaydıyla 27 Mayıs'tan itibaren faaliyetlerine başlamalarına da karar verildi diye aktarılıyor. Logosundan devam edelim. Yiyecek ve içecek işletmelerinin riayet etmesi gereken önlemler aktarıldı. 3 sivil toplum örgütü tarafından restoranlarda COVID-19 bulaş riskini en aza indirmek için alınabilecek önlemlere dikkat çekildi. Yiyecek ve içecek işletmelerinin uyması gereken kurallar aktarıldı. Meclis Genel Kurulu dün toplandı. Bakan üstel sağlıkta politika olmaz dedi. Gazete öne çıkarıyor açıklamasını bakanın. Logo kenarındayız bu kez. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11-15 sıralarında toplandı. Genel kurulda ilk olarak siyasi parti gruplarının komitelerdeki temsiliyetlerine ilişkin oluşturulan ad hoc komitedeki üyeler onaylandı. Ardından da dostluk grubu üyeliklerinde değişiklikler yapıldı. Meclis Genel Kurulu'nda dün güncel konuşmalar yer aldı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel de sağlıkta politika olmaz söylemini yineledi. Birlik beraberlik içinde çalışılırsa sorunların çözüleceğini kaydetti. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Şahali'nin Türkiye'den aktarılan kaynakla ilgili sorusunu yanıtladı. Geliri kaynağın 226.528.000'in bütçeye girdiğini anlattı diye aktarılıyor. Çakıcı'nın açıklamalarına bakalım. Uluslararası hukuka uygun değildir açıklamasını yaptı Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı. Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bireysel ve toplumsal hakları bulunduğunu belirtiyor. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in sanki birinin icazetinde vatandaşlık veriliyormuş gibi konuşma yapmasının kendisini bağladığını kaydetti. Çakıcı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu konudaki yanıtlarının uluslararası hukuka uygun olmadığını iddia etti. Kaza yapan araç alev aldı. Girne Tatlısu ana yolunu üzerinde meydana gelen bir trafik kazası haberi. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde araç savruldu. Yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarpıp alev aldı. Kaza sonucu yaralanan olmadığı paylaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde COVID-19 nedeniyle 88 yaşındaki bir hasta daha hayatını kaybetti. Covid'den bir can kaybı daha yaşandı. 27 Nisan'da acil durum hastanesine tedavi görmeye başlamıştı. 88 yaşındaki erkek hasta yoğun bakımda hayatını kaybetti ve salgın tablosuyla devam. Toplam 8.286 test yapıldı. 54 pozitif vaka var. Son 24 saate bakalım. 34'ü yerel 54 pozitif vaka var. 88 yaşındaki bir erkek hasta dediğimiz gibi yoğun bakımda hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs'a bakalım. 460 pozitif vaka var güneyde de.
Güneyde de bir can kaybı var. Son 24 saatte bakıyoruz. Yapılan 42.232 test sonucunda 460 yeni vaka belirlendi. 70 yaşındaki erkek bir hasta da yine Güney Kıbrıs'ta da yaşamını yitirdi. Türkiye'ye bakalım. Son 24 saatte 304 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de de. Aktarılan rakamlara baktığımızda 22.388 ile tespit edilen yeni vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Detayla devam edelim. Detay gazetesi neler aktarıyor bu sabah? Adalı cinayetiyle ilgili şok iddia dedi. Adalı cinayetini anlatacak. Bakıyoruz alt başlıklara. Evin önünde vuruldu, alt başlıklardayız. Ağır derin devletin başı diye yine aktarılıyor gazete tarafından. Türkiye'de hakkında organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçlamasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker, 96 yılında öldürülen gazeteci yazar Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili şok edici sözler sarf etti diye paylaşıldı. Yurt dışında olan ve Türkiye'deki evi polis tarafından aranan, yakınları da gözaltına alınan Peker, kendisine yapılanlara karşı bazı gerçekleri açıklayacağım tehdidinde bulundu. 6 Temmuz 1996 günü evinin önünde vurularak öldürülmüştü gazeteci yazar Kutlu Adalı. Kuzey Kıbrıs yönetimi makamlarının başlattığı soruşturma sonuç vermedi. Cinayeti kimin işlediği belirlenemedi. Bunun üzerine eşi İlkay Adalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine dava açtı. 31 Mart 2005'te mahkeme cinayet hakkında yeterli ve inandırıcı araştırma yapılmadığı gerekçesiyle Türkiye'yi mahkum etti diye aktarılıyor. Manevi tazminat olarak İlkay Adalı'ya 3 ay içinde ödenmek üzere 20 bin euro. Mahkeme masrafları için ise 75 bin euro, toplamda 95 bin euro Türkiye'ye para cezası kesildi diye aktarılıyor. Ağır derin devletin başı diye paylaşıldı. Üçümüz konuşacağız açıklamasını yaptığı aktarılıyor. Kıbrıs'ta faili meçhul bir şekilde öldürülmüştü Kutlu Adalı'yı konuşacağız dedi. Ama Korkut Eken'i de alacağız, üçümüz konuşacağız açıklamasını yaptığı paylaşıldı. Logo kenarında Bakan Amcaoğlu'nun açıklamaları var. Eğitimdeki sorunları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz açıklaması. Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun açıklaması. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nde öneriler doğrultusunda kararlar üretildiğini söyledi. Yüz yüze eğitim koşullarının sağlanması için uğraş verildiğini kaydetti. Eğitimdeki tüm sorunları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını vurguladı. Bakan Amcaoğlu 12. sınıflar için yüz yüze eğitimde aksama yaşanmaması için altyapı çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Muhalefetin iradesini bypass edecek atok komite oluştu. Muhalefet meclisten çekilecek mi? Yine logo kenarında gördüğümüz haber. Siyasi parti gruplarına komitelerde düşen üyeliklere ilişkin karar doğrultusunda siyasal parti gruplarının iç tüzük değişiklik karar önerisini görüşmek üzere geçici atok komite oluşturuldu. Bu geçici atok komite üyeleri bugün Cumhuriyet Meclisi'nde dün onaylandığı aktarılıyor. Siyasal parti gruplarına komitelerde düşen üyeliklere ilişkin karar doğrultusunda siyasal parti gruplarının iç tüzük değişiklik karar önerisini görüşmek üzere oluşturulan geçici atok komitenin 9 üyesi olduğu bilgisi de paylaşıldı. Spotlara da bakalım. Bakan Üstel'in açıklamaları var. Sağlıkta politika olmaz, doğruları söylemeye devam edeceğim şeklinde açıklaması. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları çıkmıştı. Açıklandı. Biz de aktardık. 8.286 test yapıldı. 34'ü yerel. 54 pozitif vaka var. Bir de ölüm gerçekleşti. Kıbrıs manşete geçelim. İki cana mal olmuştu. Sadece 5 yıl yatacak dedi gazete. İki kişinin ölümüne neden olmuştu Mustafa Ürcan'a verilen ceza. Aileyi perişan etti. Güzellik Lefkoşa ana yolunda 48 yaşındaki polis memuru Devrim Yılmaz'la 43 yaşındaki eşi Seda Suat Yılmaz'ın hayatını kaybettiği trafik kazasında Yılmaz çiftinin ölümünden sorumlu tutulan alkollü sürücü Mustafa Ürcan'ın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargı süreci tamamlandı. Aleyhindeki davalardan suçlu bulundu sanık. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti olarak oturum yapan Başkan Nüvit Gazi, kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan'ın oy birliğiyle aldığı kararlarla 5 yıl hapis cezasına mahkum edildiği bilgisi paylaşıldı. Sadece 5 yıl yatacak başlığıyla verdi gazetede haberi. Ve
Sanığın mahkum olduğu suç için ceza yasasında 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor diye aktarıldı. Güzellik Defkoşa anayolunda meydana gelen kaza, zanlının kullanımındaki araçla 269 promil alkollü ve 148 kilometre hızla seyrettiği sırada Seda Suat Yılmaz kullanımındaki aracı arkadan çarpması sonucu meydana gelmişti kaza. Yılmaz'ın yönetimindeki araç çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yolun sol tarafına savrulup park halinde bulunan bir tıra çarpmış. Kaza sonucu Seda Suat Yılmaz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi Devrim Yılmaz olay yerinde yaşamlarını yitirmişti. 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen sanık 1 yıl süreyle motorlu araç kullanmaktan da men edildi. Aile ise perişan, mahkeme kararından sonra büyük tepki gösterdi aile bireyleri. Bu noktada tepki gösterdikleri tepkilere de gazete yer verdi. Manşetten paylaşılıyor. Atakan Ercan'ın ismi Geçit Kale'ye verilemez dedi. Sür manşette gördüğümüz haber. Bayındırlık Ulaştırma Eski Bakanı Tolga Atakan'ın açıklamaları. Teknik olarak Ercan isminin Geçit Kale'ye verilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Atakan'ın açıklaması detaylı bir şekilde aktarılıyor. Bugün gazeteden. Bu çok ciddi sıkıntı yaratır havacılık anlamında. Bunun çok iyi çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapan ülkeler var mı? Var. Örneğin Larnaka Havalimanı güneyde Grafkos Klerides adını aldı. Fakat IATA ve ICAO kodu değişmeden bu işlemi yaptı. Bu böyle bir günde yapılacak bir iş değildir açıklamasını yaptı. Sağlıktaki eylem sona erdi. Sağlık Bakanı İmal Üstel Tıp İş Başkanı Doktor Ahmet Varış Yönetim Kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti. Eylem sona erdi. Bakan Üstel 2017 yılından bu yana sözleşmeli olarak çalışan hekimlerin kadrolarının oluşması ve mülakatların açılması için Sağlık Bakanlığı'nın kısa sürede yaptığı girişimlerin sonuçlandığını, kadroların oluşması ve mülakatların açılması işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Tıp İş Başkanı Ahmet Varış da, Doktor Ahmet Varış da uzun yıllardır çözümü bekledikleri hekimlerin en temel gereksinimi olan iş güvencesiyle ilgili yapılan hekim kadroları konusunda atılan adımlar ve ek mesailerle ilgili yaptığı girişimlerden dolayı Bakan Üstel'e sonsuz teşekkür ilettiklerini belirtti. Varış, Bakan Üstel'le yaptıkları olumlu görüşme sonucunda eylemlerini sonlandıracaklarını, sağlık hizmetlerinin de devam edeceğini açıkladı. Bu noktada yaptığı açıklamalar aktarıldı. Güngör'de iş güvenliği insan hayatı için kaçınılmazdır dedi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngör'ün açıklamaları var. İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatının temel yapı taşlarından biri olduğuna işaret ettiği açıklaması. İş sağlığı ve güvenliği insan hayatına verilen değerdir. Gelişmiş ülkeler insana ve çalışanına değer vererek ekonomik büyümeyi sağlamaktadır. Burada öncelikli amaç insana yakışır çalışma ve yaşama şartlarının oluşturulmasıdır açıklamasını yaptı. Hakikat gazetesi de yeniden kapanmaya kırmızı ışık dedi, paylaştı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel önümüzdeki yeniden bir kapanmanın kesinlikle gündemlerinde olmadığını belirtti. Sadece bayram süresini kapsayan radikal önlemler olabilir dedi Sağlık Bakanı Ünal Üstel. Katıldığı bir televizyon programında bazı açıklamalar yaptı. Soruları yanıtladı. Doktorların merakla beklediği kadro sıkıntısının aşıldığına yönelik bir de müjde verdi. Kadro açılması için gerekli bakanlık prosedürlerinin tamamlandığını canlı yayında açıkladı. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun takvimlendirme yapacağını, ona göre sınav tarihlerinin duyurulacağını da belirtti. Alt başlıklara bakalım. Böyle bir dönemde grevi tasvip etmem mümkün değil açıklaması. Günde 2500 aşılama yapıyoruz. Yine bakan açıklamasından charter seferleri arttırdık da yine kendisinin açıklaması. Bakan Üstel'in açıklamasında görüyoruz. Kendi adıma sağlık çalışanlarının böyle bir pandemi yaşanırken greve gitmelerini tasvip etmiyorum. Sağlık çalışanlarının yemekleriyle ilgili yaşanan sıkıntıda ben yanlarında gördüm ve gerekli görüşmeleri yaptım. Şu anda şu da bir gerçek ki sağlık personelimiz bu dönemde yoruldu ve bu iş yüküne rağmen izine de çıkamadı. Dünyada ve bizde ekonomilerin daraldığı bir dönemde yapılan bu eylem bizleri üzmüştür. Ancak bu dönemde doktor ve diğer sağlık personeli arkadaşlarımızın ödenmeyen ek mesailerinin bir kısmını ödedik. Geriye kalan bölümü için de Maliye Bakanlığı ile görüştüm. 2017 yılından beri kadrolar verilmedi. Bu bile
malzeme yapılıyor. Bugün tıp iş heyetiyle görüşme yaptım. Hükümet olarak kadrolarını imzalayıp kamu hizmeti komisyonuna gönderdim. Önümüzdeki günlerde gerekli işlemler yapılacak. Bu doktorlarımız sözleşme kapsamından çıkıp kadrolanacak dedi. Günde 2500 aşılama yapıyoruz. Yine Bakan Üstel'in açıklaması. Günde 2500 aşılama yapıyoruz. Allah razı olsun Türkiye'den. Onlara yürekten teşekkür ediyorum açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği gördük ki aşılamada da eşitsiz davranıyor. Güney Kıbrıs'a gelen aşılardan sadece onda birini bize verdiler. Bize BioNTech vermiyorlar. AstraZeneca veriyorlar. Biz de elimizdeki bu aşıları 40 yaşa indirdik ve belirlediğimiz merkezlerde vuruyoruz. AstraZeneca aşısına beklediğimden fazla talep var şeklinde konuştu bakan. %20'ye aşılamada yaklaştık. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde daha da bu oranın üstüne çıkacağız dedi. Hedefimiz Haziran'da 30'lu yaşlara inmek. Ne kadar aşağı inersek yaş gruplarında riski de o kadar azaltmış oluruz. Sağlık Üst Kurulu bu yönde çalışmalar yapıyor. Bayram arifesinde ve sonrasında yapacağımız açılımları açıklayacağız. Bayramda ziyaretlerde çekirdek aile içerisinde yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu virüsle yaşamaya alışacağız dedi. Üstelin açıklaması aktarılıyor. Yaz mevsiminde sektörlerin önünü açmak gibi bir hedefimiz var. Turizm ve öğrenci gelişlerini hareketlendirmek için açılımlar yaptık. Kapalı turizm yapan otellerin de kendi kendilerini denetlemeleri gerekiyor. Ben inanıyorum ki açılımlarla birlikte ay sonuna kadar daha da rahatlayacağız dedi. Sağlık Bilim Üst Kurulu'nun gündeminde kapanma olmadığını belirtiyor ayrıca Bakan Üstel. Radikal tedbirler olabilir bayram süresince. Ben inanıyorum ki önümüzdeki 3 ayda daralan ekonomiyi biraz açacağız. Bayramda charter seferlerini kontrollü artırıyoruz. Zaten bu otellere yerli turistlerin girmesi yasak. Buraları çok yönlü şekilde de denetimler yapıyoruz. İnsanımız rahat olsun bu noktada. Her kurum ve kuruluşta üstüne düşen görevi yapmalıdır açıklamasını yaptığı aktarıldı. Paylaşmıştık yine tıp iş eylemini askıya aldığını duyurdu. İş sağlığı ve güvenliği insan hayatına verilen değerdir açıklaması da gün gördüğün açıklamasıydı yine paylaştık. Son 24 saatin verilerine baktığımızda yapılan 8.286 test var. 34'ü yerel, 54 pozitif vaka var. 67 kişi de taburcu edildi. Ülkenin kaybedecek tek bir dakikası yoktur açıklaması. HP Milletvekili Tolga Atakan'ın açıklaması. Tatar Hekimoğlu'nu kabul etti bir kabul haberi de ön sayfadan paylaşıldı. Haberatör gazetesi de Çakıcı'nın açıklamalarını manşete aldı. Bireysel ve toplumsal haklarımız var açıklaması. Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı'nın açıklaması. Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bireysel ve toplumsal hakları bulunduğuna yönelik yapmış olduğu açıklama. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in sanki birinin icazetinde vatandaşlık veriliyormuş gibi bir konuşma yapmasının kendisini bağladığını kaydetti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu konudaki yanıtlarının uluslararası hukuka uygun olmadığını iddia etti diye gazete aktardı. Ve tıp işin eylemi sona erdi paylaşmıştık. Sağlık Bakanı Ünal Üstel 2017 yılından bu yana sözleşmeli olarak çalışan hekimlerin kadrolarının oluşması ve mülakatların açılması girişimlerinin sonuçlandığını, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'nın tıp işin eylemlerini sonlandıracağını açıkladı. Bu noktada bir uzlaşı haberi geldi. Ölümlü kazaya 5,5 yıl hapis sürmanşette bu kez. 48 yaşındaki polis memuru Devrim Yılmaz'la 43 yaşındaki eşi Seda Suat Yılmaz'ın yaşamını yitirmesine neden olmuştu söz konusu trafik kazası. Bu kazada 269 promil alkollü 148 km hızla seyrettiği tespit edilmişti zanlı sürücü Mustafa Ürcan. 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1 yıl motorlu araç kullanmaktan men edildi. 34'ü yerel 54 pozitif vaka var. Ülkemizde salgında son durum. Halkın Sesi bayramda ülkenin kapanmaya gideceği yönündeki iddialar hayat bulmadı. Üst komite bayram boyunca kapanma yönünde karar almadı. Kapanma yok manşette. Kararlara bakalım. Bayramda aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanmasına karar verildi. Bayram yerlerinin açılması yasaklandı. Bayramda bir defalığına kapalı otel turizmi için 12 Mayıs'ta 6, 13 Mayıs'ta 4 charter sefer yapılacak. Kapalı otel turizmi 3 geceyi kapsayacak bu noktada. Sokağa çıkma yasağı,
27 Mayıs'a kadar baktığımızda 21 sabah saat 5 arası. 27 Mayıs'tan sonra tüm günler 22.30 sabah saat 5 arası uygulanacak. 9 Mayıs Pazar günü Anneler Günü dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere çiçekçiler sadece online sipariş çevrim içi olacak şekilde çalışacak ve kapıda teslim şeklinde hizmet verilecek. Bu şekilde uygun görüldü. Vaka sayılarına göre 27 Mayıs'tan itibaren kafe, restoran, meyhane gibi yerlerde canlı müzik yapılabilecek. Gece kulüpleri de 27 Mayıs'tan itibaren açılacak. Alınan kararlar bu şekilde. Lüks araç kül oldu. Girne, Tatlısu ana yolunda önündeki araca çarptı lüks bir araç ve alev aldı. Şans eseri yaralı yok. Bakanlar Kurulu niye adım atmıyor? Gazete bir başka haberi de paylaştı. Yeni yapılacak havaalanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesi konusunda. Cumhurbaşkanı Tatar'ın yaptığı açıklamaların ardından gözler hükümete çevrildi. Çağman sendikalaşmayı bitiren kişi olarak tarihe geçecek dedi. TDP milletvekili Zeki Çeler hükümetin iş yasasında değişiklik yaparak çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarını ellerinden almak istediğini savundu diye gazete aktarıyor. Covid-19'da bir can daha 88 yaşındaki bir hasta yaşamını yitirdi. Yeni bakıştayız. Personel ihtiyacımız var açıklamasını görüyoruz. İtfaiye Müdürü Ahmet Özmenek'in açıklamaları aktarıldı. Sıcak havaların gelmesiyle olası yangınlara işaret etti ve itfaiye araçlarında 4 kişi olması gerekirken personel eksikliği yaşadığımız için araçlarda 2 kişi var. İmkansızlıklar içinde özverili çalışıyoruz açıklamasını yaptı. Yangının önüne geçilmesi için binalarda ve hastanelerde kullanılan Özmenek'in açıklamaları var. Binalarda ve hastanelerde kullanılan sistemlerin sonuna kadar aktif olması gerektiğini belirtiyor. Personel eksikliğinden dolayı bir takım denetlemelerin yapılamadığını da söyledi. Bu noktada açıklamaları var. Avrupa Gazetesi de yine aktarmıştı. Kutlu Adalı'yı kim öldürdü sorusunu sordu, aktarıyor. Sedat Peker bombası diye paylaştı. Kutlu Adalı cinayetinin iç yüzünü açıklayacak. Kıbrıs gazetesi de yasalara uyulmuyor, devlet denetlemiyor dedi. 2009'dan 2020 Eylül'e kadar 2602 iş kazası meydana geldi. İşveren profesyonel yardım istemiyor. Denetimler artırılmalı. DEVİŞ Başkanı Koral Aşam'ın açıklamaları var. Burada İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Güvenç Yüksel'in de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bazı açıklamaları yer aldı. İki ölümlü kazaya 5 yıl 6 ay hapislik geldi. Yeni açılımlar var, aktarmıştık. Bu pazar çiçekçiler online hizmet verecek. Erken seçim bilmecesi sürüyor. Ön sayfada yer alan bir başka haber. Trafik kazası haberi de, yanan aracı görüyoruz fotoğraflı araç. Demir yığınına döndü ve parke taşıyla saldırdılar. Gönyeli'de çocuk parkı içerisindeki bir kavga haberi de ön sayfaya yansıdı. Son gazete Yeni Düzen, hemen noktalıyoruz. Bakıp bir gencin yardım çığlığı dedi gazete. Suç işlemek, cezaevine girmek istemiyorum açıklamasını yaptı. Şu anda sokakta yaşıyor 23 yaşındaki bir genç. Bazı açıklamaları var hayatıyla ilgili manşette. Ve Sıla Usar İncil'in açıklamasına bakalım. Sinovac aşısı olanlar sonbaharda yeniden aşılanmalı. Hükümet aşıda aktif olmalı açıklaması. Ülke gazetelerinin sonundayız. Devam. Sağlık Bakanlığı yeni ek tedbir kararlarını açıkladı. Buna göre pazartesi, cumartesi saat 21 sabah saat 5 arasında ve cumartesi saat 21 pazartesi sabah saat 5 arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ramazan bayramında da aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda yeni ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar verdi. Buna göre pazartesi, cumartesi saat 21 ile 05 saatleri arasında ve cumartesi saat 21 ile pazartesi 05 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek.
vaka sayılarının değerlendirilmesi sonucunda aksi bir karar üretilmemesi halinde saat 21'de başlayan sokağa çıkma yasağının 27 Mayıs tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için saat 22.30 ile 05 saatler arasında uygulanmasına karar verildi. Otel çalışanları, müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına mütakip otelden ayrılabilecekler. Ramazan bayramı dolayısıyla bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için 12 Mayıs tarihinde 6 uçuş, 13 Mayıs tarihinde ise 4 uçuş charter sefer düzenlenmesi uygun görüldü. 9 Mayıs pazar günü Anneler Günü olması nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere çiçekçi esnafının sadece çevrim içi sipariş ve kapıda teslim şeklinde hizmet vermeleri uygun görüldü. Kapalı ve açık alanlarda kalış sürelerinin en aza indirilmesi ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 27 Mayıs tarihine kadar kafe, restoran, meyhane, park gibi işletmelerde canlı müzik yapılmamasına karar verildi. Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ilgili işletmelerde 27 Mayıs tarihinden itibaren canlı müzik yapılabilecek. Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mayıs tarihinden itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları hariç alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verildi. Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydıyla kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17 Mayıs tarihinden itibaren başlanması uygun görüldü. Ramazan bayramı dolayısıyla kurulması planlanan bayram yeri, Luna Park, festival alanı gibi etkinliklerin yapılmaması uygun görüldü. Ayrıca bu tür etkinliklerin yapılabilmesi veya kurulabilmesi ülkede vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek. Ülkede vaka sayılarının düşüş gösterdiği bu dönemde bulaşın tekrar artmasını engellemek, ileriki günleri kazanmak ve ailelerimizi korumak adına bayram ve aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanmasına karar verildi. 17 Mayıs tarihinden itibaren deniz gezi teknelerinin kapasitelerinin 1/3 kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeleri uygun görüldü. Tur teknesinde görev yapan personel 7 günde bir PCR testlerini yenileyecekler. İnternet kafelerde çalışan kişilerin 17 Mayıs tarihine kadar taranmaları amacıyla PCR testlerini yaptırmaları uygun görülmüş olup 18 Mayıs tarihinde internet kafelerin açılmalarına karar verildi. İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabilecek. Gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süreyle merkez karantinada kalmaları kaydıyla 27 Mayıs tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamalarına karar verildi. Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27 Mayıs tarihinden itibaren yapılmalarına karar verildi. Çift PCR negatifliği ve çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız giriş konusu, gelecekleri ülkenin güncel epidemiyolojik verilerine göre ve ülkemizdeki aşılama oranı da dikkate alınarak 10 Haziran tarihinden itibaren yeniden değerlendirilmeye alınacak. Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası uzlaştı. Sağlık Bakanı Üstel, sağlıkta gerekli kadroların oluşması ve mülakatların açılması için işlemlerin başlatıldığını belirterek, sağlık çalışanlarının ek mesailerinin bir kısmının ödendiğini, geri kalan kısmın önümüzdeki günlerde ödenmesi için Maliye Bakanlığı ile istişarenin yapıldığını açıkladı. Tıp işte eylemlerini yarından itibaren sonlandıracağını duyurdu. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Tıp İş Başkanı Ahmet Varış ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Bakan Üstel, 2017 yılından bu yana sözleşmeli olarak çalışan hekimlerin kadrolarının oluşması ve mülakatların açılması için Sağlık Bakanlığı'nın kısa sürede yaptığı girişimlerin sonuçlandığını, kadroların oluşması ve mülakatların açılması için işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Üstel, sağlık çalışanlarının ek mesailerinin bir kısmı ödenmiş olup,
Geri kalan kısmı için Maliye Bakanlığı ile görüşülerek önümüzdeki günler içinde gerekli ödemelerin yapılması için de istişarenin yapıldığını belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana tüm sağlık çalışanları ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya geldiklerini kaydeden Üstel, özellikle pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için sürekli diyalog halinde olduklarını, yaşanan bu sıkıntıların el birliğiyle çözümlenmeye başlandığını kaydetti. Üstel, vatandaşların sağlıktaki eylemlerden dolayı sıkıntı yaşanmaması için süratli bir şekilde çözüm aradıklarını, tıp işinde başkanlığın girişimleri karşısında eylemlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Tıp İş Başkanı Ahmet Varış da uzun yıllardır çözümünü bekledikleri hekimlerin en temel gereksinimi olan iş güvencesiyle ilgili yapılan hekim kadroları konusunda atılan adımlar ve ek mesailerle ilgili yaptığı girişimlerden dolayı Bakan Üstel'e teşekkürlerini iletti. Varış, Bakan Üstel'le yaptıkları olumlu görüşme sonucunda eylemlerini sonlandıracaklarını ve sağlık hizmetlerinin devam edeceğini açıkladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda çalışma yaşamı, sağlık, eğitimdeki sorunlar ve Türkiye'den aktarılan kaynak konuları gündeme geldi. Muhalefetin görüş ve önerilerini hükümet adına yanıt veren Maliye Bakanı Dursun Oğuz, maliye gelirlerinde beklendiği gibi bir gerileme olduğunu, ödemelerin bir kısmının ötelenmek durumunda kaldığını belirtti. Gelirleri artırmak için çalıştıklarını söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda ilk güncel konuşmayı iş yasasında yapılmak istenen değişikliklerle ilgili yapan Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler, yasada yapılmak istenen değişiklikle örgütlenme ve sendikalaşmanın önüne geçileceğini savunarak tasarının geri çekilmesi talebinde bulundu. Yerinden söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da Çeler'in işaret ettiği maddeleri yeniden değerlendireceklerini söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli de pandemi ve ülkenin geleceğiyle ilgili güncel konuşma yaparak hekimlerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti. Sağlık konusundaki bazı sıkıntıların da zamanında çözümlenmediğini savunan Usar, hükümeti çalışanların ve halkın ihtiyaçlarına daha duyarlı olmaya çağırdı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel de sağlıkta politika olmaz söylemini yineleyerek birlik beraberlik içinde çalışılırsa sorunların çözümleneceğini kaydetti. Doğruları söylemeye devam edeceğini, bakan olduğu günden beri herkesle istişare içinde olduğunu ve hekimlerin sorunlarıyla birebir ilgilendiğini belirten Üstel, 2017 yılından beri çözümlenemeyen kadro sorununu bir ayda çözmüş olmalarının hata olmayacağını söyledi. Aşının istedikleri hızda olmadığını ama sistemin çalıştığını anlatan Üstel, bugüne kadar 140 bin Türkiye'den 20 bin güneyden aşı geldiğine, aşıların aksamadan gelmesi halinde bu sürecin hızlanabileceğini kaydetti. Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers da pandemi sürecinde eğitimde yaşanan sorunlara işaret ettiği konuşmasında eğitimde kayıplar yaşandığını, yüz yüze eğitimin başlatılması gerektiğini ifade etti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da Sağlık Üst Komitesi'nin önerileri doğrultusunda karar alındığını, açma kapama kararını kendilerinin vermediğini herkesin bildiğini söyledi. Finansal açıdan yaptıklarını ve hizmete koymak için adım atılan okulları ve öngörülen projeleri sıralayan Amcaoğlu, devlet özel eşitsizliğini ortadan kaldırmak için internet ve tablet gibi olanaklar sağladıklarını anlattı. Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan da, hükümet duyarsızlığı perspektifinden yasama faaliyetleri başlıklı konuşmasında Türkiye ile imzalanan protokollere işaret ederek gerekli yasa çalışmalarının hala mecliste olmadığını, hatta bununla ilgili bir takvimin bile ortada olmadığını dile getirdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazi Mosa Milletvekili Erkut Şahali ise gündeme dair notlarla ilgili yaptığı konuşmada Türkiye'den aktarılan kaynakların kullanımına dair bilgi talep etti. Hükümet adına görüş ve eleştirilere cevap vermek üzere kürsüye çıkan Maliye Bakanı Dursun Oğuz da Türkiye'den aktarılan kaynağı işaret ederek gelen kaynağın 226 milyon 528 binin bütçeye girdiğini anlattı. Maliye gelirlerinde beklendiği gibi bir gerileme olduğunu, ödemelerin bir kısmının ötelenmek durumunda kaldığını ifade eden Oğuz, maliyenin borçlarıyla ilgili bilgi verdi. Otellerdeki karantina ve teması giderlerinin devam ettiğini anlatan Oğuz, vaka artışının ödenen rakamları da artırdığını söyledi. Covid desteklerinin ödenmeye devam ettiğini kaydeden Oğuz, elektrik kurumuna 25 kuruşlarla ilgili ödemenin henüz yapılamadığını dile getirdi. Oğuz, hayat pahalılığı kaleminin gerekli yerlere harcanacağını da belirtti. Ercan'dan gelen gelirin 3 ayda 3 milyon Türk lirası olduğunu ifade eden Oğuz, havaalanı ile ilgili anlaşmalarda mücbir sebep maddesi olduğunu, pandeminin de bu kapsama girdiğini söyledi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tarımsal sulama konusunda takvimlendirme çalışma yapıldığını söyledi ve kısa süre içinde tarımsal sulamanın hayata geçirileceğini kaydetti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi kapsamında İletim Tüneli, Güzelyurt ve Meserya Ovaları sulama çalışmaları ile ilgili Ankara'da temaslarda bulundu. BRT'de katıldığı Manşet Artı programında temaslarını değerlendiren Nazım Çavuşoğlu, 245 kilometrelik eksik su borularının tamamlanması ile ilgili bir programlama yapıldığını belirtti. Tarımsal sulama konusunda da gelinen aşama, yapılması gereken işler, sulanacak arazilerin durumu, kamulaştırma çalışmaları ve bitki deseni konularının ele alındığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, tarımsal sulama konusunda takvimlendirme çalışması yapıldığını söyledi. Tarafların üzerine düşen görevler anlamında bir çalışma yaptık ve herkes kendi görevini aldı ve çalışmaları yapacaktır. Ve önümüzdeki günlerde zaten buraya yapılacak olan bir ziyarette paket olarak bu çalışmalar açıklanacaktır, kamuyla paylaşılacaktır. Şu anda son gelinen aşamalar taraflarca teyit edilmiştir ve programlamaların yapılması için bu bazı bilgi alışverişlerine ihtiyaç vardı. Bunlar yapılmıştır. Tarımsal sulamanın ne zaman başlayabileceğine ilişkin tarihin bayram sonrası yapılacak çalışmayla net olarak duyurulacağını ifade eden Çavuşoğlu, bunun çok ileri bir tarih olmadığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, suyun artmasıyla Güzelyurt'ta yapılan üretimin veriminin artacağını, Meserya'da ise tahıl üretiminin alternatiflerinin ortaya konulacağını belirterek bu yönde yeni teşvik sisteminin de oluşturulacağını söyledi. Mevcut teşvik sistemi muhakkak ki kalkmayacak. Ama bizim istediğimiz yeni ürün çeşitliliğini sağlayabilmek adına teşviklerimizi düzenlememiz gerekecek. Dolayısıyla o anlamda bu altyapısı olmayan üreticilere sulu ziraata geçebilmeleri için teşvik sisteminden kastettiğim budur. Yani şu anda Güzelyurt'ta sulama sistemleri kurulu olan bahçelere sulama sistemine bir destek olmak gerekmez ama Meserya'da bir sulu ziraata geçileceğine göre Meserya'da sulu ziraata geçmenin teşvikleri düzenlenecek manasında söyledim. Yoksa mevcut teşvik sistemi ortadan kalkacak da yepyeni bir şey gelecek diye bir şey yok. Biz herkesin üretime girebilmesini sağlayabilecek bir teşvik sisteminden bahsediyoruz. ...7.48 saatler, günaydın diyoruz bir kez daha. Devam ediyoruz manşetlere aktarmaya. Bu kez Türkiye'nin yazılı basında neler var? Bakalım. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Aşı patenti kaldırılsın gazetenin manşetinde. Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların patent haklarının geçici olarak kaldırılmasını isteyen 100'e yakın ülkeye Amerika'da katıldı. Dünya bunu tartışıyor. Dünya Ticaret Örgütü'nde Hindistan ve Güney Afrika'nın başı çektiği 100 ülke Covid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için müzakerelere başlanmasına yeşil ışık yaktı. Amerika'da Joe Biden yönetimi de Covid-19 aşıları ile ilgili patent haklarının geçici olarak kaldırılması yönünde bir çağrıda bulundu. Aşı üreticileri istemiyor dedi gazete. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen öneriye görüşebileceklerini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Amerika'nın çıkışını kahramanca diye tanımladı. Aşı üreticileri ise hayal kırıklığı içinde. BioNTech aşısını geliştiren Profesör Doktor Şahin'in aşı üretimini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını söyledi diye aktarılıyor. Türkler aşı pasaportu olmasından yana bu arada oran %84. Ipsos'un 28 ülkede 21 bin kişiyle yaptığı araştırmaya göre 4 kişiden 3'ü ülkelerine giriş için aşı pasaportunu gerekli görüyor. Ülke bazında aşı pasaportu isteyenlerin oranı Malezya'da %92, Peru'da %90, Macaristan'da %52. Polonya'da %58, Türkiye'de %84, İtalya'da %79 olarak aktarıldı. Sinovac etkili ve güvenli. Çin'in Sinovac aşısının etkinliğine dair Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporu var.
14 gün arayla 2 doz yapılan aşı COVID-19'da yakalanmayı %67 önlüyor. Yoğun bakıma yatışı %89, hastaneye yatışı %85, ölümleri ise %80 oranında engelliyor. Akşam gazetesi emekliye olta mesajları dedi. Bayramı fırsat bildi dolandırıcılar. İkramiyeniz tanımlandı. Linki tıklayın mesajıyla emeklileri hedef almaya başladılar. Kişisel bilgiler isteniyor bu arada. Siber dolandırıcıların nasıl bir yol izlediğine dair detaylar var. Mesajlara dönmeyin, o mesajları silin. Ve Türkiye gazetesi normalleşme takvimi öncelik turizmin olacak dedi. Covid-19'u kontrol altına almaya başladık diye aktarılıyor. Rusya ve Avrupa'dan rezervasyonlar artışta, günlük 10 bin vakanın altına düşerek Haziran'da sezonu açıyoruz dedi gazetede. İsraf günah değil mi? Sözcü gazetesi aktarıyor. Diyanet TV'nin Boğaz'da tekneden yayını böyle dedirtti dedi. Yeni Şafak gazetesi de işte Türkiye'nin aşıları dedi. 18 aşımız Dünya Sağlık Örgütü'nde kayıtlı. 4'ü klinik aşamada diye aktarıldı. Faz 3'e başlıyor bu arada Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşıyla ilgili. 14. aşı bizimki olsun açıklaması var. Yerli ilaçta SİHA gibi sıçrama gelebilir bu noktada. Aile hekimleri de BioNTech yapacak bu arada. Aktarıldı. Aşılar için süper adım. Hürriyet'in manşeti. İsteyen her ülkenin üretebilmesi için koronavirüs aşısının formülü açıklansın önerisi var. Biden'la Putin de bu öneriye destek veriyor. Dünya Sağlık Örgütü cesur bir hareket açıklamasını yaptı. Erdoğan da çağrı yapmıştı. Ülke sayısı 100'ü aştı. Formül açıklansın diyor ülkeler. Koronavirüs aşıları ile ilgili olarak böyle bir istekleri var. Sabah gazetesi Erdoğan'dan Rumlara eve dönün çağrısı dedi manşetten paylaştı. Dinler arasında hiçbir ayrım yok. Alt başlıklara bakıp noktalayalım. Başkan Erdoğan'ın iftar davetine katılan azınlık temsilcileri duygularını ve verilen mesajları anlattılar. En mükemmel Cumhurbaşkanı açıklaması da geldi. Cumhuriyete bakalım ve noktalayalım. 128 milyar dolarla sıkışan AK Parti animasyon film yayımladı. CHP'nin yanıtı gecikmedi, video savaşları. 128 milyar şeklinde bu animasyon, paylaşılan animasyon. Norveçli ressamın çığlık tablosu bu arada, söyleyelim. Edvard Munch'un tablosu. Noktaladık, devam. Güney Kıbrıs gazete manşetleriyle devam edelim. Ali Tia ile başlayalım. Bugün manşet haberine baktığımızda koronapas hayatımıza nerede, nasıl ve neden girdi başlığı kullanılıyor. Güney Kıbrıs'ta gelecek pazartesinden itibaren aşı pasaportu verileceğine değiniliyor detaylarda. 12 yaş ve üzeri aşı olan herkesin bu aşı pasaportuna sahip olacağı ve düğünler, vaftiz, cenaze törenleri, eğlence alanları, ticaret merkezleri, sinemalar, bakım evleri, oteller gibi birçok yere giriş için koronapas olarak adlandırılan bu pasaportun gösterilmesi gerektiği belirtiliyor haber. Koronavirüs kaynaklı bir ölüm daha ve 460 yeni vaka spotuyla verildi. Başka bir habere baktığımızda yeni bir beşli görüşme Temmuz'da başlığı kullanıldı. Detaylarda Rum lider Nikos Anastasiadis'in bugün Avrupalı liderleri Cenevre'deki gayri resmi beşli görüşme hakkında bilgilendireceği, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis'in ise Güney Kıbrıs'ın Avrupalı ortaklarının Türkiye'ye açık mesajlar göndereceklerini söylediği aktarılıyor. Filelefteros gazetesi koronapas fırtına getirdi başlığını çekiyor manşet haberinde. Güney Kıbrıs'ta avukatların alınan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde koronapas, yani aşı pasaportu uygulamasının anayasaya aykırı olduğunu ifade ederek alınan son kararlar nedeniyle hükümete ateş püskürdüklerini yazdı. Detaylarda dün Rum hükümetine koronapas uygulaması ile ilgili toplu ateş açıldığı ve Rum Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar nedeniyle Güney Kıbrıs Barolar Birliği Başkan ve Başkan Yardımcısının yoğun görüş ayrılıklarını ifade ettikleri aktarılıyor haber. Restoran ve spor salonu sahiplerinden son kararlara güçlü ve sert tepkiler spotuyla verildi.
Politise geçtik. Manşet haberine bakalım. Koronapas ve aşı portalı kapalı başlığı kullanıldı. Detaylarda Güney'de online aşı randevu sisteminin hiçbir zaman uygulamaya giremediğini, Rum hükümetinin de bunun nedenini bilmediğini yazıyor gazete. Yetkililerin sorumluluğu birbirlerinin üzerine yükleme oyununa başladıklarını yazdı. Bu arada Mayıs ayı sonuna kadar Güney Kıbrıs nüfusunun %40'ının aşılanmasının hedeflendiği de aktarıldı. Son gazetemiz Haravgi. Manşet haberine bakalım. Güney'de yönetenlerin affedilmez beceriksizliğinin cezası sadece vatandaşın çektiğini yazdı. Bunu sadece vatandaşın çektiğini yazdı. Online aşılama portalının durumunun komik olduğunu yazıyor gazete. Online sistemde yaşanan teknik sorunların bir türlü giderilemediğini ve sistemin bugün yeniden uygulamaya sokmaya çalışılacağını yazdı. Bu arada haberde AKEL Partisi'nin hükümeti toplumun aşılanmasıyla ilgili kendi verdiği vaatlerin tümünü yerine getirmemekle eleştirdiği belirtiliyor. Tüm manşetlerin sonundayız. Saatler 7.55. Saat başında günün ilk haber bültenindeyiz. Bekleriz. İslam dininde 1000 aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 8 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Hazreti Ebubekir Camii'nde kılınacak namazla idrak edilecek. Kadir Gecesi, 8 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da BRT2'de. Düşen yaprağa sor, var mı aşk tanıtı? Nemli saçlarına, nefes nefesine, şu çırılçıplak kıvrılan beline sor, var mı aşk tanıtı? Varsa sen söyle. Hepiniz Tatlı Mutfağa hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. BRT İşte ekranlarına hoş geldiniz. Her zamanki gibi sanatçımız Hasan Vatanseven ve diyetisyenimiz Aytin Çufoğlu bizimle birlikte. Bugünkü menümüz brokoli köftesi diyebiliriz ya da nasıl adlandırmak isterseniz yine çok pratik bir şekilde yapabileceğimiz, hatta hani atıştırmalık olarak bile buzluğumuzda durabilecek güzel bir alternatif. Evet, görüyoruz malzemelerimiz de bayağı. Az. Evet. Yani çok pratik, çok pratik. Aynen. Son zamanlarda D vitamininin önemi aslında daha da ivme kazandı diye düşünüyorum. Özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi açısından ve pandemi süresince çocuk ve yetişkin olmak üzere herkesin aslında dikkat etmesi gereken bir durum. Satın alma sahiplen düşüncesiyle yola çıkan ve her hafta ekranlarınıza gelen Sessiz Dostlar programının bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar. Lefkoşa'nın saygın ve çok sevilen insanlarından Kemal Deniz'in tek kızı. Küçüklüğünden itibaren hayvan sevgisiyle büyüyen Tatar, programımıza köpeği Shiva ile katıldı. Sibel Hanım, Bella Pais'te kullanılmayan bir evde bulduğu anne ve yavrularını sahiplendi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bulunan geniş kafese yerleştirdi. Gittik aldık, Cumhurbaşkanlığı konutuna getirdik. O günden beridir onlar da bizimle. Tabii orada ayrıca bir köpeğimiz daha var, Çakıl. O da çok güzel huylu bir köpek. Neticede hepsi beraber böyle büyük, daha büyük bir aile oldular. Hayvan sevgisi ve sevgi zaten çok güzel bir duygu. Dolayısıyla hayvan sevgisi de şahane bir duygu. Onlarla birlikte yaşayalım, onları koruyalım, onlara emek sarf edelim. Satın alma sahiplen sloganı ile yola çıkan Sessiz Dostlar programını
her cumartesi saat 16'da BRT 1 kanalında izlemeyi unutmayınız. Kıbrıs Türk futbol tarihine damga vuran, yıllarca futbol sahalarında top koşturmuş, takımının formasını gururla taşımış, çok değerli eski futbolcuları yeniden ekranlara getiriyoruz. Anılarını, yaşadığı enteresan maçları, başarılarını ve şampiyonluklarını yeniden hatırlatıyoruz. Yapım ve yönetimini Ahmet Ogan'ın üstlendiği, Kaya Emiroğlu'nun sunduğu Futbol Anıları programı BRT ekranlarında. Saatler 8, devam edelim. Sağlık Bakanlığı yeni ek tedbir kararlarını açıkladı. Buna göre pazartesi, cumartesi saat 21 ila sabah saat 5 saatleri arasında ve cumartesi saat 21, pazartesi sabah saat 5 arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ramazan bayramında da aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda yeni ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar verdi. Buna göre pazartesi cumartesi saat 21 ile 05 saatler arasında ve cumartesi saat 21 ile pazartesi 05 saatler arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Vaka sayılarının değerlendirilmesi sonucunda aksi bir karar üretilmemesi halinde saat 21'de başlayan sokağa çıkma yasağının 27 Mayıs tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için saat 22.30 ile 05 saatler arasında uygulanmasına karar verildi. Otel çalışanları, müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına mütakip otelden ayrılabilecekler. Ramazan bayramı dolayısıyla bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için 12 Mayıs tarihinde 6 uçuş, 13 Mayıs tarihinde ise 4 uçuş charter sefer düzenlenmesi uygun görüldü. 9 Mayıs pazar günü Anneler Günü olması nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere çiçekçi esnafının sadece çevrim içi sipariş ve kapıda teslim şeklinde hizmet vermeleri uygun görüldü. Kapalı ve açık alanlarda kalış sürelerinin en aza indirilmesi ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 27 Mayıs tarihine kadar kafe, restoran, meyhane, park gibi işletmelerde canlı müzik yapılmamasına karar verildi. Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ilgili işletmelerde 27 Mayıs tarihinden itibaren canlı müzik yapılabilecek. Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mayıs tarihinden itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları hariç alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verildi. Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydıyla kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17 Mayıs tarihinden itibaren başlanması uygun görüldü. Ramazan bayramı dolayısıyla kurulması planlanan bayram yeri, Luna Park, festival alanı gibi etkinliklerin yapılmaması uygun görüldü. Ayrıca bu tür etkinliklerin yapılabilmesi veya kurulabilmesi, ülkede vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek. Ülkede vaka sayılarının düşüş gösterdiği bu dönemde bulaşın tekrar artmasını engellemek, ileriki günleri kazanmak ve ailelerimizi korumak adına bayram ve aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanmasına karar verildi. 17 Mayıs tarihinden itibaren deniz gezi teknelerinin kapasitelerinin 1/3 kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeleri uygun görüldü. Tur teknesinde görev yapan personel 7 günde bir PCR testlerini yenileyecekler. İnternet kafelerde çalışan kişilerin 17 Mayıs tarihine kadar taranmaları amacıyla PCR testlerini yaptırmaları uygun görülmüş olup 18 Mayıs tarihinde internet kafelerin açılmalarına karar verildi.
İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabilecek. Gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süreyle merkez karantinada kalmaları kaydıyla 27 Mayıs tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamalarına karar verildi. Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27 Mayıs tarihinden itibaren yapılmalarına karar verildi. Çift PCR negatifliği ve çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız giriş konusu, gelecekleri ülkenin güncel epidemiyolojik verilerine göre ve ülkemizdeki aşılama oranı da dikkate alınarak 10 Haziran tarihinden itibaren yeniden değerlendirilmeye alınacak. Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası uzlaştı sayın seyirciler. Bunu aktaralım. Bakan Üstel, sağlıkta gerekli kadroların oluşması ve mülakatların açılması için işlemlerin başlatıldığını belirtti. Sağlık çalışanlarının ek mesailerinin bir kısmının ödendiğini, geri kalan kısmın önümüzdeki günlerde ödenmesi için Maliye Bakanlığı ile istişarelerin yapıldığını açıkladı. Tıp işte eylemlerin bugünden itibaren sonlandırılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Tıp İş Başkanı Ahmet Varış ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Bakan Üstel, 2017 yılından bu yana sözleşmeli olarak çalışan hekimlerin kadrolarının oluşması ve mülakatların açılması için Sağlık Bakanlığı'nın kısa sürede yaptığı girişimlerin sonuçlandığını, kadroların oluşması ve mülakatların açılması için işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Üstel, sağlık çalışanlarının ek mesailerinin bir kısmı ödenmiş olup, geri kalan kısmı için Maliye Bakanlığı'yla görüşülerek önümüzdeki günler içinde gerekli ödemelerin yapılması için de istişarenin yapıldığını belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana tüm sağlık çalışanları ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya geldiklerini kaydeden Üstel, özellikle pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için sürekli diyalog halinde olduklarını, yaşanan bu sıkıntıların el birliğiyle çözümlenmeye başlandığını kaydetti. Üstel, vatandaşların sağlıktaki eylemlerden dolayı sıkıntı yaşanmaması için süratli bir şekilde çözüm aradıklarını, tıp işinde başkanlığın girişimleri karşısında eylemlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Tıp İş Başkanı Ahmet Varış da uzun yıllardır çözümünü bekledikleri hekimlerin en temel gereksinimi olan iş güvencesiyle ilgili yapılan, hekim kadroları konusunda atılan adımlar ve ek mesailerle ilgili yaptığı girişimlerden dolayı Bakan Üstel'e teşekkürlerini iletti. Varış, Bakan Üstel'le yaptıkları olumlu görüşme sonucunda eylemlerini sonlandıracaklarını ve sağlık hizmetlerinin devam edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıs sorununun bölgedeki aktörleri rahatsız eden bir mesele haline geldiğini belirterek, Cenevre'de, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve işbirliği unsurları ortaya kondu dedi. Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, BRT'de Ali Baturay ve Özdemir Tokel'in sorularını yanıtladı. Kıbrıs ve ada çevresinde şartların değiştiğini vurgulayan Olgun, Kıbrıs sorununun sınırlarının dışına çıktığını söyledi. Kıbrıs meselesi sınırlarının dışına taştı. Sınırlarının dışında, yani Kıbrıs'ın hudutları dışındaki bu taşma neyi getiriyor? Uluslararası aktörlere, bu bölgeyle ilgili aktörlere bölgede istikrarsızlık getiriyor. Hı. Ne getiriyor? NATO içerisindeki iki NATO üyesinin karşı karşıya gelmesini sağlıyor. Ya doğuruyor. Beraberinde ikisi kalmıyor, üçüncüsü de devreye giriyor, Fransa. Başkaları da girebilir. Hep bunlar NATO üyesi. Dolayısıyla NATO içerisindeki bütünsellik, dayanışma sarsılıyor. Avrupa Birliği'nin benim olduğunu iddia ettiği Kıbrıs adasında birdenbire adanın üçte birinin başka istikametlere doğru kaymakta olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar çok ciddi sorunlardır. Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesinin de tehlikeye girdiğini belirten Olgun, birçok yönüyle Kıbrıs meselesi sadece Kıbrıs'ı Türk ve Kıbrıs'ı Rumları ilgilendiren bir sorun olmaktan çıktı, dedi. Olgun, Kıbrıs sorununun Doğu Akdeniz'deki aktörleri rahatsız eden bir sorun haline geldiğini kaydetti. Doğu Akdeniz'de istikrar için Rum tarafını anlaşma yapmaya teşvik edici unsurları ortaya koymak mecburiyetinde olunduğunu dile getiren Olgun,
Çünkü Rum tarafında denklik içinde anlaşmaya varma motivasyonu yok ifadelerini kullandı. Olgun, Cenevre'de, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve işbirliği unsurlarının ortaya konduğunu vurguladı. Kıbrıs'ta eşitliğin bir gereği olarak denkliğin, Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafının eşit statüsüyle beraber sağlanabileceğini söyleyen Olgun, eşitliğin müzakere edilemeyeceğini söyleyerek bu eşitlik ilkesinin ihlaline yol açar diye konuştu. Kıbrıs Türk tarafının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtın, sonra müzakerelere başlayacağız demediğini kaydeden Olgun, eşit uluslararası statü ve egemen eşitliğin güvence altına alınmasının istendiğini ifade etti. Olgun, tarafların egemen eşitliğinin ve eşit statüsünün kabul edilmesiyle birlikte hızlı bir şekilde netice alınabileceğine inanç belirtti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda çalışma yaşamı, sağlık, eğitimdeki sorunlar ve Türkiye'den aktarılan kaynak konuları gündeme taşındı. Muhalefeti görüş ve önerilerine hükümet adına yanıt veren Maliye Bakanı Dursun Oğuz, maliye gelirlerinde beklendiği gibi bir gerileme olduğunu, ödemelerin bir kısmının ötelenmek durumunda kaldığını ifade ederek gelirleri arttırmak için çalıştıklarını söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda ilk güncel konuşmayı iş yasasında yapılmak istenen değişikliklerle ilgili yapan Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler, yasada yapılmak istenen değişiklikle örgütlenme ve sendikalaşmanın önüne geçileceğini savunarak tasarının geri çekilmesi talebinde bulundu. Yerinden söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da Çeler'in işaret ettiği maddeleri yeniden değerlendireceklerini söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli de pandemi ve ülkenin geleceğiyle ilgili güncel konuşma yaparak hekimlerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti. Sağlık konusundaki bazı sıkıntıların da zamanında çözümlenmediğini savunan Usar, hükümeti çalışanların ve halkın ihtiyaçlarına daha duyarlı olmaya çağırdı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel de sağlıkta politika olmaz söylemini yineleyerek birlik beraberlik içinde çalışılırsa sorunların çözümleneceğini kaydetti. Doğruları söylemeye devam edeceğini, bakan olduğu günden beri herkesle istişare içinde olduğunu ve hekimlerin sorunlarıyla birebir ilgilendiğini belirten Üstel, 2017 yılından beri çözümlenemeyen kadro sorununu bir ayda çözmüş olmalarının hata olmayacağını söyledi. Ben geldiğim günden beri ki test sayısının çoğaltacağı ve Maliye Bakanlığı'yla da istişare edip PCR testlerinin artıracağımın bilgisini geldiğim günden beri de söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Artırdım da bunları. Ha bunun yanında dünyada uygulanan antijen testlerini biz ülkemizde başlattık. Ve düşük sayılarda olan testlerimizi bugün 10 binlere çıkarttık. İleriki günlerde de 15 binlere taşıyacağız. Ama bir dünyada bir pandemi süreci vardır. Ve bu pandemi sürecinde de dünyanın ekonomik dengeleri bozuldu. Dolayısıyla biz bir ada ülkesiyiz. Ve ekonomimiz turizm, eğitim, tarım ve hayvancımıza dayanmaktadır. Dolayısıyla haliyle dünyada daralan ekonomide, ülkede de ekonomimizin daralması kadar doğal bir olgu yoktur. Aşının istedikleri hızda olmadığını ama sistemin çalıştığını anlatan Üstel, bugüne kadar 140 bin Türkiye'den 20 bin Güney'den aşı geldiğine, aşıların aksamadan gelmesi halinde bu sürecin hızlanabileceğini kaydetti. Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers da pandemi sürecinde eğitimde yaşanan sorunlara işaret ettiği konuşmasında eğitimde kayıplar yaşandığını, yüz yüze eğitimin başlatılması gerektiğini ifade etti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da Sağlık Üst Komitesi'nin önerileri doğrultusunda karar alındığını, açma kapama kararını kendilerinin vermediğini herkesin bildiğini söyledi. Finansal açıdan yaptıklarını ve hizmete koymak için adım atılan okulları ve öngörülen projeleri sıralayan Amcaoğlu, devlet özel eşitsizliğini ortadan kaldırmak için internet ve tablet gibi olanaklar sağladıklarını anlattı. Geçen haftadan başladığımız gibi 9, 10, 11 ve 12. sınıfların uluslararası sınavlara katılması, yine 12. sınıfların tümünün sınavlarını tamamlayıp sağlık mezuniyetle şansından başka bir şey değil. Ardından da bayramdan sonra kısmet de varsa yeni geçmiş olan sınav tüzüğümüzün de içerdiği şekilde diğer 6. sınıflarla başlayarak 11. sınıflara kadar sınavları eksik olanların sınav prosedürü tamamlanacak ve 2020-2021 yılı öğretim yılı tamamlanmış olacaktır.
Amacımız 2021-2022 yılındaki muhtemel yaşanması beklenen sağlık sıkıntılarına binaen olsa bile yüz yüze eğitim ve online eğitimle desteklenen şekilde eğitimin aksamaması için ne gerekiyorsa harfiyet yerine getirmekten başka bir şey değildir. Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan da hükümet duyarsızlığı perspektifinden yasama faaliyetleri başlıklı konuşmasında Türkiye ile imzalanan protokollere işaret ederek gerekli yasa çalışmalarının hala mecliste olmadığını, hatta bununla ilgili bir takvimin bile ortada olmadığını dile getirdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazi Mosa Milletvekili Erkut Şahali ise gündeme dair notlarla ilgili yaptığı konuşmada Türkiye'den aktarılan kaynakların kullanımına dair bilgi talep etti. Hükümet adına görüş ve eleştirilere cevap vermek üzere kürsüye çıkan Maliye Bakanı Dursun Oğuz da Türkiye'den aktarılan kaynağı işaret ederek gelen kaynağın 226 milyon 528 binin bütçeye girdiğini anlattı. Tabii ki bu paraların ya da ay sonu kaynak eksiğinin sadece maaş ödemesi şeklinde konuşulması doğru değil. Neden? Çünkü maliyenin ay içindeki geliri var ve giderleri var. En son ay sonuna denk geldiği için kaynak açığı maaşlarla ilgili açıklanıyor. Ama bizim bütçedeki açığımız zaten adı üzerinde genel bütçe açığı. Maliye gelirlerinde beklendiği gibi bir gerileme olduğunu, ödemelerin bir kısmının ötelenmek durumunda kaldığını ifade eden Oğuz, maliyenin borçlarıyla ilgili bilgi verdi. Hayat pahalılığından yapılacak tasarruf, buradan açıkça söylüyorum, bu açığı kapatmakla. Bunun dışında sağlıkla ilgili, Sağlık Bakanımız biraz önce söyledi, sağlık çalışanları söylüyor, günlük test sayısı 10.000'lere, 15.000 hedefleri. Bununla ilgili kitlerinde bayağı bir maliyeti var. İşte en son 250 bin normal PCR kiti, 250 bin hızlı kit siparişini verdik. Bu sayıda artacak ve hastanenin kapasitesi PCR yapmada yaklaşık 2000 civarı. Bunun üzerindeki rakam 40 TL karşılığı hızmet alanıyla beraber dışarıda yaptık. Yine hızlı kitlerle ilgili Sağlık Bakanlığı yetki verdik, bir anlaşma yapacak. Bunlarla ilgili de hızlı kitlerin hizmet alma şeklinde olması ile. Yani bunların hepsi bir ekstra ek maliyet ve beklenmeyen gider. Otellerdeki karantina ve teması giderlerinin devam ettiğini anlatan Oğuz, vaka artışının ödenen rakamları da artırdığını söyledi. Covid desteklerinin ödenmeye devam ettiğini kaydeden Oğuz, elektrik kurumuna 25 kuruşlarla ilgili ödemenin henüz yapılamadığını dile getirdi. Oğuz, hayat pahalılığı kaleminin gerekli yerlere harcanacağını da belirtti. Ercan'dan gelen gelirin 3 ayda 3 milyon Türk lirası olduğunu ifade eden Oğuz, havaalanıyla ilgili anlaşmalarda mücbir sebep maddesi olduğunu, pandeminin de bu kapsama girdiğini söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda CHP Milletvekili Fikri Toros, 5+BM toplantısı sonrası Kıbrıs çözüm süreci, Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Lefke ve Güzelyurt'un sorunları, CHP Milletvekili Salahi Şahiner, ülke içerisinde açılacak olan ihalelerin yerli firmalarla yapılmasının ekonomiye katkıları, Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, pandemi döneminde daralan ekonomi ve çalışma hayatına etkisi, CHP Milletvekili Teberrüken Uluçay da pandemi, ekonomi ve açılımlarla ilgili güncel konuşma yaptı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tarımsal sulama konusunda Ankara'da temaslarda bulundu. Yurda dönen Çavuşoğlu, temaslarını BRT'ye değerlendirdi. Tarımsal sulama konusunda takvimlendirme çalışma yapıldığını söyledi ve kısa süre içinde tarımsal sulamanın hayata geçirileceğini kaydetti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi kapsamında İletim Tüneli, Güzelyurt ve Meserya Ovaları sulama çalışmaları ile ilgili Ankara'da temaslarda bulundu. Temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşen Bakan Çavuşoğlu ülkeye döndü. BRT'de katıldığı Manşet Artı programında temaslarını değerlendiren Nazım Çavuşoğlu, 245 kilometrelik eksik su borularının tamamlanmasıyla ilgili bir programlama yapıldığını belirtti. Tarımsal sulama konusunda da gelinen aşama, yapılması gereken işler, sulanacak arazilerin durumu, kamulaştırma çalışmaları ve bitki deseni konularının ele alındığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, tarımsal sulama konusunda takvimlendirme çalışması yapıldığını söyledi. Tarafların üzerine düşen görevler anlamında bir çalışma yaptık ve herkes kendi görevini aldı ve çalışmaları yapacaktır. Ve önümüzdeki günlerde
zaten buraya yapılacak olan bir ziyarette paket olarak bu çalışmalar açıklanacaktır, kamuyla paylaşılacaktır. Şu anda son gelinen aşamalar taraflarca teyit edilmiştir ve programlamaların yapılması için bu bazı bilgi alışverişlerine ihtiyaç vardı. Bunlar yapılmıştır. Tarımsal sulamanın ne zaman başlayabileceğine ilişkin tarihin bayram sonrası yapılacak çalışmayla net olarak duyurulacağını ifade eden Çavuşoğlu, bunun çok ileri bir tarih olmadığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, suyun artmasıyla Güzelyurt'ta yapılan üretimin veriminin artacağını, Mesarya'da ise tahıl üretiminin alternatiflerinin ortaya konulacağını belirterek bu yönde yeni teşvik sisteminin de oluşturulacağını söyledi. Mevcut teşvik sistemi muhakkak ki kalkmayacak. Ama bizim istediğimiz yeni ürün çeşitliliğini sağlayabilmek adına teşviklerimizi düzenlememiz gerekecek. Dolayısıyla o anlamda bu altyapısı olmayan üreticilere sulu ziraata geçebilmeleri için teşvik sisteminden kastettiğim budur. Yani şu anda Güzelyurt'ta sulama sistemleri kurulu olan bahçelere sulama sistemine bir destek olmak gerekmez ama mesela da bir sulu ziraata geçileceğine göre mesela da sulu ziraata geçmenin teşvikleri düzenlenecek manasında söyledim. Yoksa mevcut teşvik sistemi ortadan kalkacak da yepyeni bir şey gelecek diye bir şey yok. Biz herkesin üretime girebilmesini sağlayabilecek bir teşvik sisteminden bahsediyoruz. Salgında son duruma bakalım. Ülkemizde son yapılan testlerde 34'ü yerel, 54 pozitif vakaya rastlandı. Bir kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 8.286 test sonucunda 34'ü yerel, 54 pozitif vakaya rastlandığını, 67 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında 3 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiği, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temasları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 34 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi. Vakalardan 19 kişi Lefkoşa, 7 kişi Gazi Mausa, 7 kişi Girne, 1 kişi İskele bölgesinden. Sağlık Bakanlığı COVID-19 tanısıyla 27 Nisan'da pandemi hastanesinde tedavi görmeye başlayan 88 yaşındaki erkek hastanın ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastanın ileri derece kalp yetmezliği bulunuyordu. COVID-19 ile ilgili güneyde ve Türkiye'de son durum ne? Bakalım. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 42.232 test sonucunda 460 yeni vaka belirlendi. 70 yaşındaki erkek bir hasta yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı 328'e yükselirken vaka sayısı 68.442'ye ulaştı. Tedavisi süren 247 kişiden 63'ünün durumunun da ağır olduğu belirtildi. Türkiye'de ise son 24 saatte 304 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 42.187'ye yükseldi. Son yapılan testlerde ise 22.388 yeni vaka tespit edildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la görüştü. Çavuşoğlu, Maas'la Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Cenevre'deki 5+ BM gayri resmi toplantısını da ele aldıklarını söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Maas'la Doğu Akdeniz, Kıbrıs, BM öncülüğünde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs konulu konferans dahil birçok konuyu ele aldıklarını belirtti. Almanya'nın yapıcı ve sağduyulu yaklaşımının devam etmesini biz arzu ediyoruz ve önümüzdeki süreçte ikili ilişkilerimizi geliştirmeye çalışırken bölgesel konularda da Almanya ile işbirliğimizi sürdürme konusunda kararlıyız. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Doğu Akdeniz'de çözüm için karşılıklı güvenin şartı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Yunanistan'la olan Doğu Akdeniz konusundaki diyaloğunu öven Maas, sadece diyalog güvenli bir çözüm getirecektir. Öncelikle karşılıklı güvenin oluşturulması gerekiyor. Çözüm açısından diyalog şart.
Türkiye'yi ve tabii ki AB ortaklarımız Yunanistan ve Kıbrıs'ı çözüm konusunda ilerlemeleri için cesaretlendirmek istiyoruz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'la yaptığı görüşme öncesinde Alman gazeteci Rainer Hermann'ın sorularını da yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye ve AB ilişkilerinin güvenlik, savunma, bölgesel istikrar, eğitim, bilim ve sanat gibi birçok alanda devasa bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ancak ilişkilerin Yunanistan ve Kıbrıs Rumların mantık dışı ve abartılı talepleri nedeniyle rehin alınıyor olmasının talihsiz bir durum olduğunu ve bunun işbirliğinin devasa potansiyelini tehlikeye attığını vurguladı. İki taraflı sorunların çözümünde diplomasinin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, siyasi istekle tüm sorunları çözmenin mümkün olduğunu belirtti. Bu sabah kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz şimdi de ve BRT Ankara muhabiri Bülent Göksan arkadaşımıza sözü bırakacağız. Bize Türkiye'nin başkenti Ankara'dan gündemi paylaşacak. Bakalım neler aktarır. Bülent, günaydın, sendeyiz. Günaydınlardan iyi yayınlar. Geçen hafta Cenevre'de düzenlenen 5+1 gayri resmi Kıbrıs görüşmelerinin Ankara'daki yankıları ve yapılan değerlendirmelerle başlamak istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine ilişkin yapmış olduğu açıklamada, ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar, doğru konuşmadılar. Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı. Ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum dedi. Erdoğan, bunlar Bulgenstock zirvesinde yapmış olduğumuz görüşmede de yalan söylediler, aldattılar ve onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Kuzey %65 evet derken Güney tam aksine bir o kadar hayır dedi. Bunlar yalancı, dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Geçenlerde biliyorsunuz Dışişleri Bakanlarımız arasında bazı görüşmeler yapıldı. Yine geldiler. Farklı farklı şeyler söylüyorlar. Dürüst davrandıkları zaman bizden de dürüstlüğü görecekler. Ama dürüst davranmadıkları sürece de bunlarla bir anlaşmaya varmak mümkün değil şeklinde çok net bir ifade kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan da bu konuda bir değerlendirme geldi. Rumların Cenevre'de masaya 60 yıldır söyledikleri şeyle geldiklerini, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vizyoner kararlarına destek vereceğini ve bu serüvende birlikte hareket edileceğini söyledi Oktay. Oktay, Kıbrıs meselesiyle ilgili insani ve uluslararası olarak her alanda eşitliğin bulunmasının son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, iki devlet var, iki ayrı demokrasi var, iki ayrı hükümet ve kimlik var. Ülkeler arasında sınır var. Bu iki bölüme hükmedecek iki farklı yasa var. Temel olarak Kıbrıs Türkleri beklediği şey, 1960'lardan beri yapıldığı gibi federal bir yapıyı konuşmak ya da tartışmak yerine egemen eşit devletleridir şeklinde konuştu. Maraş konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maraş'ın egemen bir devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğuna dikkati çekerek, Kuzey Kıbrıs'ın Maraş sahilini neden açtığı konusunda kimseye hesap vermek zorunda olmadığının altını çizerek, 46 yıldır kapalı olan Maraş'ı ekonomiye kazandırmak istediklerini, Türkiye'nin de bunu desteklediğini sözlerine ekledi. Cenevre görüşmeleriyle ilgili olarak bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, Kıbrıs'ta tek çözümün eşit ve egemen iki devletin varlığı olduğuna dikkat çekerek, adadaki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorununun çözülemeyeceğini, Kıbrıs sorununun Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli şekilde tartışıldığını söyledi Altun. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hafta başında gerçekleşti. Toplantı sonrası her zaman olduğu gibi parti sözcüsü Ömer Çelik kamuoyuna açıklamada bulundu. Çelik açıklamalarında Kıbrıs konusundaki gelişmelere de değindi. Geçen hafta Cenevre'de 5+ Birleşmiş Milletler formatıyla gerçekleşen toplantıya değinen sözcü Çelik, burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit egemenlik, eşit uluslararası statü temelindeki tezinin masada kuvvetli biçimde dile getirildiğini, Türkiye'nin de aynı tezi aynı şekilde desteklediğini ifade etti. Bulgenstock ve Krans Montana zirvelerinde uzlaşmaz tarafın Rum ve Yunan tarafı olduğunun altını çizen
Çelik, maksimalist taleplerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini yutmak istedikleri net bir biçimde görülürken sürekli olarak tersini iddia eden bir yaklaşım içerisine girdiler. Artık bu formatın sürdürülemeyeceği bir müzakere olacaksa bu müzakerenin parametrelerinin yani müzakerenin neyin üzerine yapılacağının önceden belli olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Sözcü Çelik, Anastasiadis'in Türkiye yönelik olarak sarf ettiği Osmanlı İmparatorluğu hayali peşinde koşan küstahlar sözde neyse, şimdi iyi kötü toplum lideri olmuş bir kişinin bu şekilde bozuk ağızla konuşması zihniyetinin ne kadar bozuk olduğunu gösteriyor. Daha yakın zamana kadar binlerce Türk'ün kanı elinde olan EOK terör örgütünün yıl dönümünü kutladı ve çoğu kez de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türk'üne karşı Avrupa'daki faşistlerin diliyle konuşan bir kişi olduğunu net bir şekilde yaptığı beyanlardan görüyoruz. Anastasiadis'in yapmaya çalıştıkları şey KKTC'yi yok etmek, hak ve menfaatlerini gasp etmek ve orada kendilerini bir egemen devlet olarak, Türk kesimini ise o egemen devlete yamanmış bir toplum parçası olarak bir kurgu peşinde olduklarını da biliyoruz. Açıklamasında bulundu Ömer Çelik. Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki kararlı tutumuna bir açıklamada Hulusi Akar'dan geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Libya'ya çok önemli ve kritik bir ziyaret gerçekleştirdi Hulusi Akar. Orada görevli Türk askerleriyle bir araya gelen Akar, Kıbrıs'ta denenmiş ve başarısız olduğu görülmüş çözüm önerilerinin tekrar görüşülmesinin hiçbir sonuç alınamayacağını ifade etti. Bakan Akar, iki devlet yapının artık tek çözüm modeli olduğunu da söyledi. Türkiye'nin Libya'daki varlığının Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması bakımından hayati önemli olduğuna dikkati çeken Akar, Libya ile deniz yetki anlaşması dahilinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri de beyhude çabadır. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız ifadelerini kullandı Bakan Akar. Ekonomi dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline gelen ve çeşitli uygulamalarla yaygınlaşan kripto para, yani takas işlemlerinde kullanılabilen tamamen dijital, şifrelenmiş sanal para birimi konusunda Türkiye'de önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile kripto hizmet sağlayıcıları suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler yönetmeliğine dahil edildi. Bu karara göre kripto para platformları suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olacaklar. Bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, milli piyango idaresi, spor kulüpleri, noterler, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu önlemlerin yükümlüsü olacaklar. Korona gündemiyle devam edecek olursak nereden? Türkiye'de yerli aşı çalışmaları büyük bir hızla ilerliyor. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Gebze'deki TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yerli aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili düzenlenen bir basın toplantısı düzenleyen Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın koordinasyonunda Türkiye'de aşı ve ilaç geliştirmelerine yönelik yeni yöntemde 49 farklı kuruluş ve 436 araştırmacının bir araya geldiği bir platform oluşturduklarını söyledi. Bu alanda 17 proje yürütüldüğünü, bunlardan 7'sinin aşı projesi olduğuna dikkati ifade eden Mandal, aşı projelerinin de 3'ünün ön planda bulunduğunu dile getirdi. Mandal bunlardan VLP aşısıyla ilgili yakın zamanda Bakan Varank'ın da bir paylaşımda bulunduğunu, Bakan Varank ve kendisinin de bu aşının faz 1 aşamasında gönüllü olduklarını ifade etti. Mandal, Ankara Üniversitesi'nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde iki ilacın tasarımsal ve klinik öncesi aşamalarında mevcut tedavi yöntemlerine göre çok daha etkili olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi. Ve şu an bunların faz 2 çalışmaları başlıyor. Burada hedef Ağustos ayında iki ilacın inşallah insanlarımız tarafından kullanıma sunulmuş olmasını bekliyoruz dedi Profesör Doktor Mandal. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu. Rusya'nın COVID-19 aşısı olan Sputnik V'ye ilişkin sosyal medyada bir açıklamada bulundu. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yaptığı inceleme
ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini bildiren Koca, iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum. Böylece üçüncü aşı olarak da Sputnik V aşısı da ülkemize kullanıma girecek dedi. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Bakan Koca, Ramazan Bayramı öncesinde Bilim Kurulu'nun son toplantısını yaptığını, alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdiklerini belirterek, kısıtlamalar özlediğimiz günlerin hasretini daha çok hissettirse de terazinin diğer ucundaki hastalığın yayılımı ve kayıplarımızı belirgin şekilde azaltmaktadır. Bu dengeyi ancak birlikte hareket ederek kurabiliriz dedi. Bakan Koca, 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ile 50 milyon dozda Sputnik aşısının anlaşmalarını imzaladıklarını belirterek yaklaşık nüfusun 3 katı kadar doz aşı için anlaşmaların imzalandığını söyledi. İçişleri Bakanlığı da bu tam kapanma döneminde market tedbirleri konulu bir yeni bir genelge yayınladı. Marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler 81 il valiliğine bildirildi. Buna göre zincir süpermarketler dahil vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Yayına girerken Cenevre görüşmelerinden bahsetmiştim. Bu konuda uluslararası ilişkiler uzmanı doçent Dr. Ergenekon Savrun'la bir kısa bir röportajımız oldu. Şimdi onu izleyelim. Ankara'dan aktaracaklarım bu haftalık bunlardan. Sözü sana bırakıyorum. Sevgili BRT izleyicileri, Cenevre görüşmelerinden sonra birçok açıklama yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkili, en üst yetkili kişileri açıklamalar yaptılar. Biz de bir uzman görüşüne başvurmak istedik. Bu çerçevede uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Sayın Ergenekon Savrun'a konuk olduk diyelim. Hocam merhaba. Merhaba Bülent Bey. Şimdi hocam biliyorsunuz Cenevre görüşmeleri tamamlandı ve hiçbir şekilde iyi bir sonuçla sonuçlanmadı diyebiliriz. Fakat görüşmelerin esas önemli olan kısmı, yani vurucu kısmı, Türk tarafının iki devletlilik üzerinde çok net bir şekilde durması ve bunu ifade etmesi. Gerek Türkiye Cumhuriyeti ve gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti net bir şekilde bunu belirttiler. Ve bu konuda Rum tarafı her zamanki gibi uzlaşmaz tavrını sürdürdü hocam. Bu çerçevede sizin görüşlerinizi almak isterim. Ardından bir iki sorum olacak. Evet, öncelikle saygı ve sevgilerimi arz ediyorum Kıbrıs Türk halkına ve sizlere. Bülent Bey, sizin de buyurduğunuz gibi tabii buradan bir sonuç çıkması, yani Türk tarafının lehine bir sonuç çıkması beklenemezdi. Çünkü nasıl ki 60'lardan hatta 50'lerden bu yana Kıbrıs Türk'ünün varlığını, birliğini yok saydıkları gibi 2021 oldu. Aradan geçen 50, 60, 70 senede de bir şey değişmedi. Ancak burada iki önemli konu var. Birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin, devletimizin Birleşmiş Milletler resmi kayıtlarına artık federasyon ya da konfederasyondan hariç egemen eşit statüye dayalı adada bir millet olduğunu ve burada bir devlet olduğunu resmi kayıtlara geçirmemiz. İkinci önemli husus ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin senkronize, birlikte paralel hareket etmesi. Bu çok önemli. Neden önemli? Alışılagelmiş yine bir kardeş devlet olan Azerbaycan'la işte iki devlet tek millet diyoruz. Ama aslında o iki devlet değil, üç devlet, hatta birkaç devlet. Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan'ı da sayarsak Türk Cumhuriyetlerini. Bu kardeş devletler ve aynı milletten olan, Türk milletinden olan milletimiz birlikte senkronize hareket ediyor. Bu da çok önemli. Tabii geçmiş dönemde ne yazık ki bir takım anlaşmazlıklar oldu ama bu da önemli diye görüyorum. Çünkü Türkiye'siz, ne de Türkiye Doğu Akdeniz'de KKTC'siz hareket etmez, etmemelidir. Bu da sevindirici diye düşünüyorum Bülent Bey. Hocam şimdi görüşmelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 6 maddelik bir önerisi gündemde, evet, oldu. Ve bu
adada iki devletli çözüm az önce sizin de söylediğiniz gibi masaya konuldu ve bu egemen eşit millet ve devlet kavramı kayıtlara geçirildi diyebiliriz. Bu çerçevede önerilerin ilk maddesine baktığımız zaman Kıbrıslı Türkler ve Rumların eşit uluslararası statüsünün ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığı bir kararın BM Güvenlik Konseyi'ne kabul edilmesi ve Genel Sekreter'e inisiyatif alma çağrısı yer aldı. Bunu değerlendirebilir misiniz hocam? Evet, o da çok önemli tabii. Bu da şunu gösteriyor Bülent Bey, bakın Türk tarafı hazırlıklı, bilinçli, ne istediğini bilerek Cenevre'ye gitti. Ancak Rum tarafına bakıyorsunuz, ne bir hazırlıkları var, ne bir planları var. Zihinlerinde, fikirlerinde ve gönüllerinde zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk askerinin varlığını hiçbir zaman adada istemiyorlar. Kıbrıs Türk'ünü de ne yazık ki orada bırakın devlet olmayı, hatta halk olarak dahi görmüyorlar. Ne yapmak istiyorlar yıllardır, 10 yıllardır? Rum potası altın içinde eriterek, hatta azınlık bile saymayarak varlıklarını sürdürmesini istiyorlar. Yani asimile etmek istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ersin Tatar'ında 6 maddelik önerisi önemli. İlk maddesi sizin de buyurduğunuz gibi eşit ve egemen statüye dayalı, eşit haklara dayalı iki devlet, iki millet orada var. Ve diğer maddeleri de göz gezdirmiştir illaki halkımız. Orada da neyden bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanımız? İşbirliğinden, yani Rumları dışlayıcı değil, dünyayı dışlayıcı değil, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletleri ve uluslararası konjonktürü dışlayıcı değil, tamamen onları da kapsayan, uluslararası bir işbirliğine dayalı, eşit haklara sahip, işbirliğini geliştirecek ekonomik, ticari, sosyal, bunun içine hepsi giriyor tabii. Bunları da kapsayan bir maddeyle Cenevre'ye gittik. Tabii bunu kabul etmeyeceklerdi. İnanın Bülent Bey, ben şunu görüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tapusunu dahi verseniz bu insanlara, hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu dahi verseniz yine de isteklerinden, istemlerinden vazgeçmeyecekler. Bir tek amacı varsa, üzülerek söylüyoruz, orada en ufak bir Türk varlığına tahammülleri dahi yok. Tahammülleri yok. Ne yazık ki bu böyle. Ancak tabii biz bunu görüyoruz ama biz Rumlardan ya da Yunanistan kesiminden, Kıbrıs Rum kesiminden beklentimizden ziyade dünya kamuoyunun, özellikle de işte medeni devletlerin bu gerçeği artık, bu realiteyi görmesini talep ediyor ve bekliyoruz. Yani ortada bir gerçek var. O gerçek de şudur. Adada bir millet var. Egemen eşit haklara, insanca yaşamaya çalışan, mücadele eden, bütün katliam ve zorluklara boyun eğmemiş, kendi varlığını ve karşısındaki düşmanın varlığına da bütün zorluklara rağmen yine de saygı gösteren bir Kıbrıs Türk'ü var. Bunu artık kabul etmek durumundalar. Zaten bütün telaşları, panikleri de bu. Ben onu öyle yorumluyorum. Çünkü bakın ardı ardına açıklamalar geliyor. Gerek Yunanistan'dan, gerek Kıbrıs Rum kesiminden, Güney Kıbrıs Rum kesiminden. Telaşları bu. Aman işte bunlar da görüyor, orta vadede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınacağı ve tanıtılacağı korkusuna kapılmış durumdalar. İyice de kapılsınlar tabii. Bu artık önüne durulamaz bir sel gibi. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Hocam, Cumhurbaşkanı Tatar'ın bu yapmış olduğu öneri dünya basınında oldukça geniş yer buldu. Bu çerçevede bundan sonrasına yönelik olarak nasıl bir perspektif olabilir? Nasıl bir gelişme bekliyorsunuz? Evet, çünkü şöyle şunu da ekleyeyim hocam. Özür dilerim. Tabii, şunu da ekleyeyim. Estağfurullah. Birkaç ay sonra tekrar bir daha bir araya gelme şeklinde bir karar çıktı ama Türk tarafı zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen gün bir açıklamasında ifade etti. Yani bir 2-3 ay sonra da olsa ben güvenmiyorum, İnanmıyorum ve bir herhangi bir beklentim, bir gelişme olacağını zannetmiyorum. Söyle, ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu çerçevede ileriye dönük olarak nasıl bir beklenti, nasıl bir tahmin öngörüyorsunuz? Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımız haklı. Yani Rum tarafından ve Yunanistan tarafından bir beklenti ben de görmüyorum. Yine bildiklerini okuyacaklar. 10 yıllarda ne diyorsa aynısını söyleyecekler. Ve şöyle bir strateji geliştirecekler. Dikkat etmemiz lazım. Her köşeye sıkıştıklarında dünya kamuoyunu, Batı kamuoyunu daha doğrusu arkasını almak için işte Türkler Osmanlıcılık oyunu oynuyorlar. Yeniden Osmanlı gibi genişlemek, işte sözüm ona, buralara el atmak istiyor diyecekler. Ama şu soruyu soralım onlara. Osmanlı olmasaydı
Rumların, Yunanlının veya herhangi bir azınlığın, gayrimüslimlerin azınlığın hakkını kim koruyacaktı? Malumunuz Rum kesimi ve Yunanistan Ortodoks mezhebine mensup. Tarihe baktığınızda, tarihçi kimliğimle söyleyeyim, Katolik olan ülkelerin, devletlerin hışmına çokça uğramış bir millet. Ve bu zulümden, bu mezalimden onları kurtaran, onların kimliklerinin yok olmaması için çaba gösteren ve koruma altına alan yine Osmanlı Türkleridir. Sizin de benim de bildiğim gibi ve halkımız da bilecektir. Ki şu gerçeği de unutuyorlar. Tarihte ne zaman Kıbrıs'ta bir Rum ya da Yunan devleti olmuş ki biz onlarla müzakere edelim? Ve tabii bu değil mi? Bunlar derin konular, uzun konular. İzleyenleri de sıkmayalım. Şu olur bu görüşmelerde. Artık bu rotaya girdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Lobicilik faaliyetleriyle, akıllı, mantıklı lobicilik faaliyetleriyle kimseyi kötülemeden, kimseyi düşman ve hedef göstermeden, onları bize yaptıkları gibi, yani Türkleri yaptıkları gibi yumuşak gücümüzle bu lobicilik faaliyetlerini İngiltere olsun, Avrupa Birliği olsun, Amerika Birleşik Devleti ve dünyanın dört bir tarafında, her tarafta, Müslüman coğrafyasında da bu lobicilik faaliyetlerini artık daha da hızlandırmamız lazım. KKTC'nin tanıtılması, tanınması lazım. Ve orada bir realite var. Bu realitede hatta 74'ten öncesi var. Malumunuz 63'te bu toplumlar ayrıldığında Akritas planıyla Kıbrıs Türk'üne bilinçli ve istekli soykırımın ardından zaten ayrılmıştı ama Birleşmiş Milletler yine yapacağını yaptı. 64 yılında, 1964'te 186 no'lu kararla haksız bir şekilde katliama Kıbrıs Türkleri uğramasına rağmen Kıbrıs'ın tek meşru yönetimini Başpiskopos Makarios ve katil Eyokacıları olarak lanse etti. Ne yazık ki böyle devam etti ama konjonktür değişiyor. Kıbrıs Türk'ü 63'teki Kıbrıs Türk'ü değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 63'teki Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil, daha da güçlü, daha da bilinçli, daha da haklı olarak yoluna devam ediyor Bülent Bey. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olasınız. Ben sonra teşekkür ederim. Bir şey varsa. Tabii ben teşekkür ederim. Onlar istediği kadar affedersiniz mızmızlansın. Bir laf vardır. Fiili durum hukuki durumu geçer. O evet. Fiili durumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk'ünün oradaki sarsılmaz, atılmaz, ötelenemez varlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte birlikteliği, kardeşliğidir Bülent Bey. Ben teşekkür ederim. Tekrardan Kıbrıs Türk halkına saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. İyi günler dilerim. Evet, bize ayrılan sürenin de sonundayız. Haftayı da noktalıyoruz. Bizi izleyen bütün izleyicilerimize teşekkürler ve yayınımız Gündem Artı'yla devam edecek. Yeni haftada görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.